Şırnak'ta birinci oldum. Maçlarımı falan aldım. Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra Karadağ'a gittik Avrupa Şampiyonası'na. Gençleri Avrupa Şampiyonası'na gittik. Orada da maçlarımı falan aldım. Avrupa şampiyonu oldum. Kickbox Avrupa şampiyonu. Ondan 2 ay sonra, yani geçen hafta Kırşehir'de Boks Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Orada da şampiyon olan Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacaktı. Orada da 5 maç yaptım. Yani başarılı geçti. Birinci oldum. Boksta da Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Kickboksta şampiyon oldum. Bu sefer de boksta gitmeye hak kazandım. Bundan bir hafta sonra Kastamonu'da milli takım kampı var. 2 aylık. İşte oraya gidip hazırlanacağız inşallah Avrupa Şampiyonası'na. Onu da değerlendireceğiz Avrupa Şampiyonası'nı. İnşallah orada da şampiyon olacağız. Üç yıllık süreçte Türkiye şampiyonu olduk, Avrupa şampiyonu olduk kickboksta. Bu 3 yıllık sürecin içerisine boksu da katmak istiyoruz. Boksta Türkiye şampiyonu olduk, Avrupa şampiyonu da olacağız inşallah. Yani iki branş birbirine çok ters branş. Birinde tekme var, birinde yok. Gardlar değişiyor. Yani çok zor oluyor. Yani bunu yapan çok sporcu yok. Bir iki sporcu var. Onlar da mesela büyük bir başarıları yok. Eski sporcular, bırakmış sporcular. Yani hem boksta Türkiye şampiyonu olmak hem kickboksta Türkiye şampiyonu olmak bence zor biraz ama insan isteyince yapabiliyor. Çok şey değil. 2. Sporcu yaş fazla. 2. Geri. Geri. Avrupa Şampiyonası'ndan önce Türkiye şampiyonu olmuştum. Onun üzerine Cumhurbaşkanımız bizi davet etmişti mekanına. Orada söz verdim kendisine şampiyon olacağım diye, Avrupa şampiyonu olacağım diye her iki branşta. Bundan 3-4 ay önce Avrupa şampiyonu oldum kickboksta. Birinci sözümü tuttum. Bu sefer sıra ikinci sözüme geldi, boksta Avrupa şampiyonu olmaya. Onu da o sözü tutacağımı yani eminim, o sözü tutacağım. Evladım ben de. Tabii Emrah, bundan 2 ay önce Karadağ'da yapılan kickbox gençler Avrupa Şampiyonası'nda orada Avrupa şampiyonu olarak gerçekten hem ilimizi hem ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza attı. Şanlı bayrağımızı göndere çektirerek Avrupa şampiyonu oldu. Tabii Emrah gerçekten çok yetenekli bir potansiyeli var. Biz de bu yeteneklerini değerlendiriyoruz. Ve bu yetenekli çocuğumuzun farklı branşlarda da olduğunu görüyoruz. Ona göre antrenman programı veriyoruz. Dolayısıyla Emrah bundan bir hafta önce de Kırşehir'de yapılan boks Türkiye şampiyonasında U22 kategorisinde orada da Türkiye şampiyonu oldu. Gerçekten büyük bir başarı. Yani hem kickboksta Türkiye şampiyonu ol, ondan sonra Avrupa şampiyonu ol, akabininde bir de gel boksta Türkiye şampiyonu ol. İnşallah yakın bir zamanda da Hırvatistan'da yapılacak olan boks Avrupa şampiyonasına gidecek. Biz oradan da Emrah'tan büyük bir başarı bekliyoruz. İnşallah orada da hepimizin göğsünü kabartan bir başarıya imza atacak. Çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaretleri esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik. Emrah da söz verdi. Tabii Emrah ilk sözünü gerçekleştirdi Avrupa şampiyonu olarak. İnşallah boksta da Avrupa şampiyonu olarak çift zaferle Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah tekrar ziyaret edeceğiz. Yani bizim daha çok birçok branşın temel şeyi çalışmadır. Bizim branşta da bireysel branş olduğu için yani hatanızı tölere edecek kimse yok arkanızda. Bir futbol takımı gibi ya da voleybol, basketbol takımı gibi değil. Takım oyunu olmadığı için kendi hatan, kendi çalışman, hani kendini düzeltirsin. Çalışmazsan kaybedersin. Kimse seni düzeltemez o an. Ringde tek başınasın sonuçta. Hani çalışmalardan, Emrah'ın antrenman performanslarından çok memnunuz. Çünkü 3 yıldır yaklaşık hemen hemen hiç antrenmanları aksatmadı. Bazen sakat, bazen dersten çıkıp geliyordu burada lisede okurken ya da köyde oturuyor. Geliş gidiş yaparak da antrenmanlarını aksatmıyor. Bu da bizim için tabii güzel bir durum. Bizi memnun ediyor antrenmanlarını aksatmaması ve karşılığında şampiyonluklar alıyor, karşılığını alıyor. Bu da her sporcunun
disipline, düzene uyması gerektiğini gösteriyor. Tamamdır.